Ya biz böyle bir Av Park mıdır nedir Hırdalan'da öyle bir yere geldik. Ulan ben ne zaman bu çekime başlasam biri beni arıyor. Bir dakika şimdi şunu bir kapatayım hemen geri dönüyorum. Neyse böyle biz geldik. Şimdi neredeyiz? Tabii ki de Hırdalan'a geldik. Av Park diye bir yer. Çocukları getirdim biraz oynasınlar falan diye. Burada böyle vakit geçiriyoruz. Bir yandan da işte size sohbet edelim diye bir etraftayız. Şöyle bir alandayım Hırdalan'da. Göstereyim. Şöyle etrafımı. Şurada bir park var. Parka gireceğiz. Bakalım neymiş ne değilmiş. Bildiğiniz geziyoruz ya. Ya ATM'e baktım etraftan. Ulan yine telefonu soruyor. Rahat bırakmadılar bizi ya. Rahat bırakmadılar. Alo. Tamam. Tamam. Tamam oldu haydi. Şimdi böyle geldik. Bizimkilerin yanına gideceğim. Onlar da merak etmişler. Ben ATM'e bakmaya çıktım. Ondan sonra onlar da merak etmişler. Soruyorlar işte neredesin, ne yapıyorsun diye. Ben de burada böyle. Yok arkadaş ATM bulamadık. Sen böyle güzel bir yer yap. Bir tane banka bile ATM'e gelip koymasın. Çok da iyiymiş ya. Şöyle. Baksana da buradaki evlere falan. Hoş, sevdim. Burayı sevdi. Emrullah burayı beğendi. Bak burada böyle bir yer var. Allah Allah. Ulan be. Geçeceğiz. Şuradan. Böyle bugünü böyle geçiriyoruz. Çocuklarımızı getirdik. Oynasınlar. Biraz değişik olsun. Havalar kötüydü biliyorsunuz 2-3 gün. Evden de çıkartmadık onları. Derken bizim de yani evin içinde falan o taraflarda işlerimiz var. Onları hallettik. Bugün bu sabah Gence'ye yola çıkacaktım. İşin aslı çıkamadım. Onun da sebebi şundan kaynaklanıyor. Arkadaşlar ben biliyorsunuz hani bu işlemlerim falan var ya benim burada. Biraz da işlerim vardı. Bir görüşmem var. O görüşmede bugün gün verdiler. Onun bir görüşmesini yapacağız. Sonra sabah ben Go to Gence. Akarım Gence'ye. Biraz da Gence'yi gezelim. Biraz da oralara bakalım. Nedir ne değildir onları görmeyelim. Şurada şey adam yok. Heh, böyle bir oyun parkına geldik çocuklar için. Buraya Hırdalan Av Park diyorlar. Av Park diyen de var. Av Park. Burada böyle bir alandayız. Şöyle. Görün üzere. Burada oyun şeyleri var. Şöyle şöyle. Çocuklar için falan. Güzel bir alan. Öyle yürüyoruz. Neredeyiz? Azerbaycan Bakü Hırdalan'dayız. Av Park'ta bu bölgede çocuklarımızı getirdik, geziyoruz. Heh, bu arada anlatayım. Yeni bir kanal açtım. Sadece bana ait. Ve o kanalda siyasetle dahil her şeyi konuşuyoruz. Yani şey yok. Hani kısıtlama yok. Şimdi biliyorsunuz şu anki bulunduğumuz kanal yani burası aile kanalı. Sadece ailemizle ilgili gezilerimizi, sohbetlerimizi çekiyoruz ama şahsi kanalımda siyaset, spor, her muhabbet var. Yani oraya çekeceğim içeriklerde her türlü sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Ve orası pek de bir gezi kanalı gibi olmayacak. Gidip dinlendiğim yerlerde çekeceğim, sohbet edeceğimiz içerikler. Eften püften şeyler, muhabbetler de etmeyeceğiz. O kanalı da takip edin. Emrullah AG.
Böyle etrafı. Heh, şurada bir Türk bayrağımız var. Ya her yerde Azerbaycan bayrağını ve Türk bayrağını yan yana görebilirsiniz. Bu şekilde. Burada bir yerde oturduk dediler. Ama yoldaşına baraba gelen ne olur? Nerede otururlar? Ve içeride. Şu tarafta mı otururlar? Şuradan geçelim bakalım. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Şimdi geçiyorum ben de. Göreceğim. Nerede oturmuşlar? Ondan sonra bir yanlarına geçeyim. Ben dediğim gibi hanımların yanından ayrıldım. ATM'ye bakıyordum o yüzden. Çocuklara dedim getirelim. Sohbet edelim. Kendi şahsi kanalımda her türlü makaramız da var. Orada söyleyeyim. Kendi şahsi kanalımda ağzımı da bozabilirim. Şahsi kanalım. Dediğim gibi. Direkt şahsıma ait bir yer. Bu yüzden bunu söyleyeyim. Aa işte sen böyle değildin demeyin. Çünkü dedim ki şahsi kanalım, aile kanalı değil. Orada eşimle çocuklarımla ilgili içeriğim yok. Olmayacak. Sadece şahsıma ait. Burada işte böyle etrafımız var. Onu da göstereyim. Burası Azerbaycan, Bakü, Hırdalan merkezde Av Park diye geçiyor. Güzel bir park alanı. Tabii daha şu anda Nisan ayının başındayız. Parkımızı tam olarak herhalde aktif etmediler. Öncelikle onu belirteyim. Henüz tam olarak aktif değil. Ailevi masalar diyor. Bu şekilde bir alandayız. Böyle de bir etrafımız var. Orada dedi bir Türk bayrağı var. Göreceksin. Abi Türk bayrağı o kadar yerde var ki. Hangi birinde göreceğiz onu da merak etmiyor değilim. Şu şekilde. Ben şimdi bir telefonla arayayım bizimkilere bir ulaşayım. Tekrardan kamerayı açacağım. Bizim Cavit bana yanlış yere tarif ediyormuş. Ben yanlış yere gelmişim. Neyse biraz şöyle yukarı yürüyeceğim. Ondan sonra yukarıda gideceğim yer. Şu şekilde göstereyim. Kanun Tıp Merkezi diyor. Zirve uşak bağları falan bahçeleri diyor. Şöyle. Öyle çekiyorum etrafı ama. Neyse havalar güzelleşince insanlar böyle adım adım çıkıyorlar. Diyor ki bana Azerbaycan'da Türk bayrağı var. Ya kardeş burada Azerbaycan ve Türkiye bayrağı her yerde var. Şimdi burada Al Market var. Dedi ki bana Azerbaycan ve Türkiye bayrağı var dedi. Şu dedi, bu dedi. Ha. Gördüm. Böyle gördüm. Şuradalar. Gidiyorum yanlarına doğru. Böyle bir ortamdayız. Böyle bir parkın içerisinde. Şu anda geziyoruz. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım o tarafa doğru onu düşünüyorum. Oyun parkı çocuklara özel bir alan. Gelirseniz Türkiye'den gelenler ve hatta bu videoyu izleyip de yurt dışında olan soydaşlarımız. Aldığı Azerbaycan'a geldiniz, ailecek çocuğunuz var. Buraya rahatlıkla getirin bak, burada çok güzel oyun alanları falan var. Çok da pahalı değil yani. Ben görüyorum yani 50 kepik, 1 manat, 2 manat bir şeyler yazıyor.
Bu neymiş ya? Limuland. Uşak Eğlence Merkezi. Allah Allah. Bak, parkın içinde parklar var ya. Çok değişik bir alana geldik ha. Baksanıza. Parkın içinde böyle parklar var. Bunlar nereye gitti? Lan nereye kayboldunuz? Bu böyle gitti. Aa, kaybolduk değil mi? Vallahi kaybolduk. Lan yine mi kayboldum ya? Yine mi kayboldum? La ben yine mi kayboldum ya? Ne diyor? Eğlence merkezi diyor. Uşak Eğlence Merkezi. Şuradaymış, burasıymış. Buradalar mı acaba? Şu, onu düşünüyorum. Heh, buradalar. Neyse, içeridelermiş. Gireyim. Bakalım. Oo, böyle bir alana geldik. Oo, güzelmiş. Emrullah bunu sevdi. Aa, bak eğlence merkezi içinde yemek yeri falan var. Çocuklar orada oynuyor. Vay. Vay değişik geldi burası bana. İyiymiş iyi. Bak burada böyle. Aa, bak böyle bir alanı var. Yeteneksizsiniz filmden bilin ulan. Ulan be, bunu da maraklıdınız. Değil mi? Vay canını yerim ben senin ya. Şurada da Davud'un kızı. Vay canını yerim ben senin. Bak bak bak. Lan ne güzel. Sen işte, sen dalıp oyunlara. Vallahi sen kaçtı mı? Da oyunlarda da. Şey sürüyor arabada. Ha. Burada böyle bir alandayız. Ah, size göstereyim bak. Bu da benim, bak. Bu benim güzeller güzeli. Kara gözlü kızım, bunu asker yapacağım. Ben unicorn olacağım artık. Bu da benim işte siz. Mazlum. Kimsesiz. Gari. Ay öyle deme. Evet. Evrene güzel şeyler çal. Aa. Emre sana bunu alayım mı? Sana yakışır aşkım. Ne? Burayı mı? Alacağım. Gel orada tut. Müdür. Ha. Sana göre cesiyatlar. Orada burada göre bize diyeceksin. Diyelim azıksa az, göre münasipse kıymetliler burada da oturup yeri sütçeler. Böyle jest edecekler. Ölemezler. Türk. Şöyle yap. Oo abim, nasılsın abim? Türk'ten bahsediyoruz. Pardon. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Türkiye Türk'ümü gurbetle bir Türkiye yardım ettiğini daha duymadım. Ettiyseniz ben duymadım. Edenler varsa yorumlara yazın. Vallahi duymadım yani. Hani ben gurbetteki bir Türk'ün başka bir Türkiye, yani Türkiye Türk'ünü bahsediyorum, yardım ettiğini duymadım. Açık konuşayım. Bakın, Azerbaycan Türkleri ellerinden gelen tüm yardımı yapıyorlar. Eğer biz buradan bir yerlere gideceksek bugüne Azerbaycan'daki yaşayan Türklerin vesilesiyle olacak. Ama ben bir Türkiye Türk'ünün, kimse kusura bakmasın, birine yardım ettiğini, yani gurbetteki birine yardım ettiğini ben duymadım. Duyan varsa, gören varsa kardeş yorumda yazsın. Vallahi duymadım yani. Benim çok tanıdığım da var, tohumum da var gurbette olan. Birine yardım ettiğini ben duymadım. Yani bizde bir laf vardır biliyorsunuz. Memleket memleketlisini gurbette. Artık gerisini anlayın da yani. Neyse işte bu kadar. Böyle geldik. Etraf tesisli olup oyun yerleri falan var. Biraz biz de böyle bakarız, belki oynarız ya. Biraz canımız sıkılırsa. Şimdi benim çirkin bir kızım var. Abla sonra böyle yüzünü boyayacak. Ha, çirkin. İyi, tamam, ben çirkin olayım. Baba Türkiye'den geldi çünkü gülümdü. Seni ablam böyle güzelce boyasın. Kanala ne olsunlar? Aferin be. Kanala abone olsunlar. Videolarımızı beğensinler. Yorum yapsınlar. Ve beğeniye tıklayın. İzleyin. Ve de seviyorum.
Babaya. Oo, ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim Bekim ablana. Teşekkür ederim. Böyle ya. Çok güzel olmadı mı neyse. Bence harika oldu. Gel bakayım. Gel bakayım söyle. Uyurum. Bizi neler bekliyor. Böyle yapalım. Böyle işte ya, bir oyun parkındayız. Burada da yine bir tane abone edindik. Kardeşim kanala abone oldu. Kanalımızın yeni abonesi. Ailemizi büyütüyoruz. Böyle Azerbaycan'da tek tek abone topluyoruz. Sokaktan adam çeviriyoruz. Abone olun, abone olun. Artık o pozisyona geldik yani. İnsanları topluyoruz yollardan. Evet, çocuklara sağlık. Senlere bir foto poz ver. Böyle işte. Bugün günlerden yine çocuklar dedik. Onlar sevinsin. Biz zaten bu saatten sonra niçin yaşayacağız yani? Şimdi size bir şey söylemek istiyorum ama bunu göstermem gerekiyor. Şimdi biz orada geldik böyle yemek yedik falan. Neyse, ben size yemekleri göstermeyeceğim. Ama size bir şey göstereyim. Şimdi nuggets aldık. İki tane nuggets. 6 manat. Diyeceksin ki ya nasıl 6 manat olur? 2 tane nuggets yani. Şimdi onu size göstereceğim. Yani 2 tane nuggets 66 TL. Şu gördüğünüz. Üzerindeki 2 tane nuggets var ya. 66 TL. Çocukları getirdik böyle. Böyle geldik. Dolanıyorum şimdi dışarıdayım. Şöyle baksanıza, parkta böyle alanlar var. Böyle aşağıda da var böyle alanlardan, şuralarda falan. Böyle hayvanlar var. Bu neydi ya? Kaz mıydı? Ördek miydi bu? İçinde böyle işte hayvanlara böyle kümes kafes gibi yapmışlar. Burada da böyle bir top sahası var. Oynuyorlar falan. Bu ne sen? Lan tekayüsünde ne yapıyorsun oğlum sen? Uyuyorsunuz mu lan? Yo. Oğlum ne oldu, ayağınızın birini kopardılar mısın? Nerede ayağınız? Lan! Lan! Bak 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 bak, hallere bak, hallere bak şunların, hallere bak. Şunların hallere bak. Ne güzel tatlı tatlı duruyorlar ya. Bunlar ne oluyor? Ördek, kuğu muydu? Neydi lan bunların cinsi? Bak unuttum ya. Ördek, kuğu, kaz değil de. Vay be. Öyle. Bunun da böyle burada yerleri var. Şurada kümesi, kümeste de var içeride. Aa baksanıza, şurada da var hayvan. Bakın şu yukarıda var, bak görüyor musunuz? Şurada yukarıda. Burada aşağıda falan. Bak şurada var bir tanesi. Ya inmiyor. Bilmiyorum, kameradan gözüküyor mu şu anda? Şöyle. Böyle. Aa ayaklarını indirdi. Burada öyle bir alandayız işte. Böyle bir yerdeyiz. Ondan sonra duruyoruz. Çocuklarımız içeride işte bir şeyler atıştırdık, yedik falan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir çorba getirdiler. Şöyle bir mekandayız. Ben şimdi bunu Google'dan yazacağım arkadaş. Google'dan yorumumu arkadan yapacağım. Şöyle Uşak Eğlence Merkezi diyordum ya falan ama hani olur da, bakın Azerbaycanlı kardeşlerim, izleyenler, buraya getirmeyin yemeği. Hani orada çocuk falan, abi porsiyonlar çok ufak ve çok pahalı. Hani hakikaten gereksiz. Mercimek çorbası aldım 3 manat ama hani porsiyonun bile bir bardak var. Bardak gibi hani ufacık bir şey, bir şey. Bu ne dedim lan? Ne, bu ne? Şaka gibi de. Şöyle. Onlara. Diyeceksiniz ki abi sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Vallahi oluyorum. Olmuyor değil, oluyorum ama bazı gerçekleri de söylemek zorundayım. Öyle olmuyor. Öyle bir böyle etrafta
gençler falan duruyorlar. Biz de birazdan toparlanıp çıkacağız. Ve hatta bizimkiler de geliyor. Öyle günlerimizi geçiriyoruz. Bakalım bizim için inşallah hayırlısı olur, iyisi olur, güzeli olur. Allah bize iyi şeyler nasip eder. İyi insanları karşımıza çıkartır ve biz de yeni maceralara atılırız. Ops. Kızıma bakın. Ben tutacağım. Ama kendine tut. Bak kameraya bak, kendine tut böyle. Ha. Aferin, öğren. Arkadaşlar dudağımı sildim çünkü yemek yiyecektim. Şimdi de ben eve gidince yenisini yapacağım dudağımın. Dudağın yenisini yapacağım ama balonunu almışsın. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de eve gidiyoruz. Evde ruj süreceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Öyle. Bak onu kameraya tutturmayı öğreniyorum. Görün yani biraz yavaş yavaş alışsın. Sonra ona da bir tane kanal açacağız. Kendi kanalı olacak ya. Yapacağız bunu. Sen istersen futbol yerine gidebilirsin. Ay, aile 7 sülale geziyoruz. Öyle. Bu şekilde. Bir... Artık şarkıcılığa başlıyoruz. Kameram kirlenmişti. Düğünleri bize... Bize düğünü davet ederse adam itiraf eder. Şeyine piyano alıyorlar ya. Evet. Kameramız temizlendi. Şeyine şimdi piyano almaya gidiyoruz. Tamam. Efsane diyor ki bunu ticarete de mahalle düğünlere gidiyoruz. Hüseyin'i düğünlere düğünlere gönderecek seni. Bir tane çocuk vardı ya Türk. Hüseyin oğlum artık sen çocuk işçi olacaksın. Piyanonu alacaksın. Düğünlere gönderecek. Bir tane TikTok'ta çocuk var ya Seyfi. Ha. Neydi Sefon'un şarkısını okuyordu ya. Mem Sif yoldaşım vardı. Sana da öyle yapacağız. Evet, Mem Sif yoldaşım vardı. İsmail'i daha da efsanenle toyuna da gitmiş. O sabah duş alıyordu. Okuyan şarkıydı. Ama anası piyanoya da koymuştu. O piyanoya elini bir şarkı yaptı. Daha okumaz adım başlıyor. Bu Hüseyin kardeşim piyano çalacak. Bu çocuk bir günde 7 tane kursa gidiyor arkadaşlar. Say kurslarını. Bak abi şimdi... Sesli konuş biraz. Say kurslarını. Mektep. He, okula gidiyorsun tamam. Okula. Sonra okuldan çıktın. Azerbaycan kursuna. Azerbaycan kursu ne Azerbaycan var mesela? Azerbaycan dili kursuna. Tamam. Sonra Azerbaycan dili, resim, riyaz, matematik. Tamam. Hepsi karışık. Tamam. Sonra oradan çıktım İngiliz diline. Tamam. Sonra gimnastikaya. Gimnastiğe gidiyorsun tamam. Sonra dansa. Dansa gidiyorsun tamam. Sonra piyanoya. Tamam sonra? Sonra incisan tarihine. Aferin. Bak bu çocuk bir günde 7 tane kurs veriyor. Garibim sabah 7'de evden bir çıkıyor, akşam 8'de geliyor. 8'e kadar var ya, full eğitim, evde full eğitim. Evet, evde tek çalışanımız bu. Ağır işçi. Çocuk işçisin lan sen. Çocuk işçisin. Ama olsun, onun geleceği için güzel şeyler. O da maşallah zeki. Güzel başarıyor böyle şeyleri. Takdir ediyorum. Rabbim inşallah geleceğini aydınlık etsin. Aslanım. Böyle ya. Güzel göçek bir aileyiz. Takılıyoruz işte. Geziyoruz şu anda. Neredeyiz? Ağaf Park'tayız. Biz böyle... Düşünün yani mafya gibi bir aileyiz hakikaten. 7 kişi geziyoruz ya. Güvenlik. 7 kişi geziyoruz ya. Ondan sonra benim favorim Hüseyin ama söyleyeyim. Favorim Hüseyin. Onu size söyleyeyim bir kere. Benim favorimdir. Hüseyin biraz da bana benziyor. İkimiz de yemeği seviyoruz. Seviyor muyuz? Evet. İkimiz de yemeği seviyoruz Hüseyin'le. Öyle Allah'ın izniyle inşallah. Takılıyoruz. Koçumla. İte bak ite. Bak. Köpek. Böyle doğum mu yapmış? Doğuracak mı? Memeleri falan şişmiş bunun. Aa bak şurada var bak ufaklara bak. Ha bu burada bir yerde doğurmuş galiba bunlar. Büyümüş mü ne olmuş? Baksana bir sürü. Şöyle. Ne kadar kötü. Abi bu masajı da var ya hırdalanda. Masajı da hırdalanda. Bak abi yavrusu. Şeyh Nizami. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tevhid. Ey bütün varlığı yaradan zayıf bir dakika dur şunu okuyalım. Lan bir dur da. Şunu bir okuyayım. Ne diyor? Sirler hazinesi tevhid. Ey bütün varlığın yaradan zayıf
Torpağı kudretli eden kainat senin bayrağın altında oturmuştur. Bizim varlığımız senden, senin savarlığın öz zatındandır. Yok. Söz. Şeyh Nizami bak, diyor. Bak burada var ya, masazır da hırdavanda. Abi saymayacak kadar köpek var. Çok mu köpek var? Saymayacak kadar. Ha, millet eline el itleri toplayıp buraya mı atıyorlar? Evet abi böyle. Ha, böyle bir etrafımız da var. Mesela binaların çıkışında bu kadar köpek var. Mesela benim bir tane dostum var ya abi. Sonu tut bakayım kamerayı, ben bir önümü kapatayım. Tamam, benim bir tane dostum var ya. O böyle gitmişti Türkler ısmağa. Sonra ben annem demişti ki sen gitme, o gidebilir. Sonra kaçak bir şey geldi, sonra dedi ki ne olur, ne olmuştu. Sonra da dedi ki az çanımı zor kurtardım köpeklerinden ya. Aa Hüseyin be. Hüseyin aslan parçası abi ya. Ooo burada şu anda bir yerden geçiyoruz, bir rüzgar yaptı. Abi ben ben gitseydim orada kalacaktım, dayı gidecektim. Şöyle bir yere geldik, böyle bir alandayız. Ya benim ATM bulmam lazım, hala bir ATM bulamadım. İşin aslı şu etrafa bakıyorum, nerede ATM vardır diye. Neredeyiz? Hırdalan'dayız. Burası Hırdalan. Tekrar ediyorum, belki videoyu buradan itibaren izleyenler vardır. Tekrar ediyorum ki buradan itibaren izleyenler için, burası gördüğünüz gibi Hırdalan. Yine burada da hayat evleri böyle. Bayağı yaygın ama böyle yüksek güzel binalar da var, güzel görecek. Şimdi biz burada ATM nerede bulabiliriz ona bakıyorum. Bu arada ATM yok. Şuralarda falan. Ben bir ATM bulunca kamerayı tekrardan geri açarım. Arayayım bakayım. Nerede var? Geldik böyle, yine biz bir hırdalanda böyle bir yerdeyiz. Yine mahallelerindeyiz. Burada da yine hayat. Hayat bak. Bastırarak sorurum. Hayat. 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 Neyse işte anlayın da. Hayat değil, hayat evleri var. O tarzda yine yerleşimler. Bir şekilde etrafımızda. Bizim bir işimiz vardı, şimdi buraya uğradık. Ama tatlı güzel ya. Ben bu tarz evleri seviyorum. Hoşuma gidiyor görüntüleri itibariyle. Vay, burada kutapçı varmış. Ne diyor? İsti kutap heraşki. Vay. Böyle bugün de Hırdalan'ı gezdik. Hırdalan'ın sokaklarındaydık. Hava çok soğuk. Onu size söyleyeyim yani. Soğuktu kalsa Nisan ayında. Dün hava çok sıcaktı. Dün hava bayağı bir ısındı. Heraşkiydi. Böyle. Karşıda. Böyle ben size buradaki ev tarzlarını da gösteririm. Bu şekilde. Böyle evler. Genel itibariyle. Ya Azerbaycan'da bu tarz evler ve bu tarz evlerin yoğunluğu hakikaten çok fazla. Yani onu size söyleyeyim. Hayat evi tarzının yoğunluğu çok fazla. Ve insanlar genellikle bu tarz evler dikiyorlar. Kendi arsalarına, kendi yerlerine ve bu tarz yaşıyorlar. Güzel bir tarz. Seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Yani benim görüntü batarya da hoşuma gidiyor. Aslında rahatlık açısından da. Bence sağlamlık açısından da bu tarz daha güzel. Hele. Bakın. Öyle. Bugünlük Hırdalan mevzumuz bitti. Bundan sonrası inşallah yarın sabah Gence'ye.